dikkat eksikliği, hiperaktivite çocuklukta başlayan ve ne yazık ki genellikle erişkin hayatta da devam eden bir rahatsızlıktır. Küçüklerin işte her yere tırmanması, koşuşturması, dikkatini derslerine verememesi, okulda öğretmenlerin şikayetçi olması, bunların doktorlara götürülmesine ve bir tedavinin başlanmasına yardımcı olur. Ancak yaş ilerledikçe bu rahatsızlığın belirtileri şekil değiştirir. O işte her yerde koşuşturan, her yere tırmanan çocuk yaşı büyüdükçe artık o kadar koşuşturmaz olur ve çevresindekiler de onun artık düzeldiğini zannederler. Ne yazık ki bu çoğu zaman doğru değildir. Çünkü erişkin hayatta, gençlikten itibaren bu kişiler yerinde oturur ama yine bir huzursuzluk vardır. Başladıkları işleri sürdürmekte zorluk çekerler. Pek çok şeye heves edebilirler ama hevesleri çabuk geçer. Bu da hayatlarında bir istikrarsızlığa neden olur. Bu kişileri freni olmayan yarış arabasına benzetiyorum. Yani motor iyi çalışıyor, zekası yerinde, kapasitesi var ama bu arabanın freni tutmadığı için virajları alamıyor, duvarlara çarpıyor ve yarışları bir türlü bitiremiyor. İşte dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan kişiler buna benzer. Kısa vadede çok iyi atılımlar yaparlar, müthiş projeler üretebilirler, büyük bir hevesle işe başlarlar. Ancak ne yazık ki bir süre sonra sıkılırlar, dikkatleri başka şeye yönelir ve hayatları böyle yarım bırakılmış işlerle doludur. Ve tabii bu da bir süre sonra kendilerine olan güvenlerinin sarsılmasına neden olur. Nasıl olsa ben başlasam da bu işi sürdüremeyeceğim, gerisini getiremeyeceğim diye o derinlerde yaşattıkları güvensizlik nedeniyle herhangi bir şey yapmaktan da çekinir hale gelirler. Hatta genç veya erişkin dikkat eksikliği, hiperaktivite hastaları bazen bize geldikleri zaman yakınları bunların aslında çok tembel olduğunu, bir türlü hiçbir şeye başlamadıklarını söylerler ki bu da ilerleyen yaşla birlikte bu durum için aslında tipik bir değişikliktir. Bu kişilerin sinir sisteminde dopamin dediğimiz maddede bir düzensizlik vardır ve bu kişiler ancak kendilerine çok keyif veren şeyleri yapabilirler. Ve ne yazık ki o keyif veren şey de bir süre sonra artık rutine dönüştüğü için keyif vermeyeceğinden o işi de yarım bırakır. Örneğin bana gelen bir danışanım vardı. Üniversitede kendi derslerine girmiyordu ama başka bölümlerin derslerine giriyordu. Aslında o girdiği bölümün dersleri oldukça zordu ama onun için rutin bir iş olmadığından, sırf keyif için yapıldığından kolay geliyordu. Oysa rutin hale gelmiş, yapmak zorunda olduğu bir şey bu insanlar için katlanılması çok zor bir sıkıntıya dönüşebiliyor. Ve erişkinde dikkat eksikliği, hiperaktivite ilişki sorunlarına, çünkü insanlardan da kolayca bıkabiliyorlar. Çok sık bir şekilde partner değiştirebiliyorlar. Bu insanlar arası ilişki sorunlarının dışında mesleki sorunlara yol açabiliyorlar. Çünkü yaptıkları işten de sıkılabiliyorlar. Orada da dikkatleri dağılabiliyor. Ve bu insanlar çok tehlikeli yaşıyorlar. Çok kolay risk alıyorlar. Bu da kazalar geçirmelerine neden olabiliyor. Ve bu rahatsızlığın, yani dikkat eksikliği, hiperaktivitenin hangi yaşta olursa olsun çok kolay bir şekilde tedavi edilmesi de mümkün ve az önce saydığım bütün komplikasyonlar, olumsuz sonuçlar bu tedaviyle ortadan kaldırılabiliyor.